Hoş geldiniz. Öncelikle yeni bir CSATR etkinliğindeyiz. Ben Gökhan Polat, CSATR'de yönetim kurulunda yer alıyorum ve daha çok etkinlik planlaması çalışmalarında yer alıyorum. Cloud Security Alliance global çapta bulut bilişim teknolojileri ve bulut güvenliği alanında faaliyet gösteren bir organizasyon. İSAK'ın zaten bu konudaki girişimi gördüğü için ortaya çıkardığı bir yapı. Cloud Security Alliance Türkiye olarak da biz 2018 yılından bu yana Cloud Security Alliance'ın global çapta sunduğu hizmeti, bilgi birikimini Türkiye'ye aktarmak için faaliyetler yürütüyoruz. Resmi temsilcisiyiz ve bu çalışmalar kapsamında Türkiye'deki bulut kullanımı, bulut güvenliği konusunda farkındalığı artırmayı hedefliyoruz. Bu faaliyetlerimiz nedir diye sorabilirsiniz, ne yapıyorsunuz diye. Öncelikle bir LinkedIn hesabımız var. Ayrıca bir meetup hesabımız var. Yaklaşık 1200 kişilik bir takipçimiz de var. Giderek artıyor sayımız. Bu alan platformlar üzerinden bulut güvenliği, bulut bilişim konularında bilgilendirmeler yapıyoruz. Gördüğünüz gibi etkinlikler düzenliyoruz her ay ve önemli firmaları, önemli isimleri paydaşlarımıza bizi takip eden sektör temsilcileriyle bir araya getirmeyi gayret ediyoruz farklı konularda. Onun harici çeşitli Cloud Security Alliance tarafından gerçekleştirilen çeşitli çalışmaları Türkçe'de istiyoruz arkadaşlar. Mesela geçen sene bir hibrit bulut anketi düzenlenmişti global çapta. Biz onu Türkçeleştirdik ve yayınladık. Ardından yine bulut bilişim ve bulut güvenliği konusundaki farkındalığı ölçen bir çalışması vardı Cloud Security Alliance'ın. Onu da Türkçeleştirip yayınladık. Bu sene Cloud Security Alliance'ın en önemli dokümanlarına Cloud Control Matrix adını vermiş. Yani burada belki denetim ve risk uzmanlarımız da vardır. Bir bulut güvenliği, bulut bilişim hizmeti sağlayan firmanın bulut güvenliği konusundaki durumunu ortaya koyacak bir çalışma. Orada riskler var, kontroller var, süreçler var. Çok çeşitli farklı çerçevelerden yararlanarak hazırlanmış durumda. Bunu Türkçeleştirdik ve yayınladık. CSA'nın global sitesine buna ulaşabilirsiniz. Ve evet, bu sene de 2022 siber güvenlik öngörüsü çalışmasını hazırladık. Bu çalışma kapsamında neler ve bu çalışmayı yakın zamanda da sizlere, ben kısaca bahsediyorum ama yakın zamanda sizlere yine LinkedIn hesabımız üzerinden paylaşıyor olacağız. Bu çalışma raporu içerisinde 5 bölüm var. Giriş ve yönetici özeti bölümünde 2021 yılında siber güvenlik alanında yaşananlar ve 2022 yılına ait öngörülerle ilgili kısa bir değerlendirme oluyor. Yöneticilerin çok vaktini almamak amacıyla yazıldı. Ardından hemen ikinci bölüm ve üçüncü bölümde de bu giriş bölümünde yer alan konuların daha detaylandırılmış haliyle veriyoruz. Dördüncü bölümde siber güvenliği etkileyen megatrendlere yer veriyoruz. Beşinci bölümde ise CISO'lar başta olmak üzere siber güvenlik alanında çalışan uzmanlara önerilerimiz yer alıyor olacak. Peki bunlarda neler olacak? Gökhan, bir şey söylemek istiyorum. Bu arada slaytlar ilerlemiyor. Hani eğer sen şey yapıyorsan. İlerlemiyor mu? Hayır. Hani şey üzerinde anlatacağım dedin ya. O yüzden slaytlar. Şimdi ilerledim. Ya Allah'ım, tamam. Ya. Kusura bakmayın. Şöyle. O zaman burada güzel güzel hazırlamıştım. Ben slayt durumuna geçirmiştim ama burada CSA'dan bahsedeyim. Burada ilerlesen daha iyi olur. Zaten tamam, CSA'dan bahsedeyim. Rapor çünkü önemli kısmı olduğu için. Şey yapayım dedim, evet. Raporu tekrardan hani böyle özetlemek istersen tamamdır. Raporun içeri 5 bölümün olacağından bahsetmiştim raporumuzun içerisinde. Giriş yönetici özeti. Burada bölüm 2 ve bölüm 3'ün kısa bir özetleri yer alıyor. Bölüm 4'te ise mega trendlerden bahsediyor olacağız. Bölüm 5'te ise CISO'lar dahil, başta CISO'lar tabii ki, bulut güvenliği ve güvenlik konusunda çalışan uzmanlara önerilerimiz yer alacak. 2020'de yaşananlara geldiğimizde çok sayıda müşteriye hizmet veren teknoloji firmalarının siber saldırganların menüsüne girdiğini görüyoruz. Hatta siber güvenlik hizmeti veren SolarWinds gibi firmaların da saldırganların hedefi haline geldiğini gördük. Fidye saldırılarında bir artış var. Hatta bu sektör haline gelmiş durumda. Buna paralel olarak da yasal mevzuatlarda bir artış, sıkılaştırma, verilen cezaların büyüklüklerinde bir yükseliş de görüyoruz. Peki 2022 yılında neler oluyor? 2022 yılında küresel ekonomik krizlerin siber güvenlik sektörünü de vuracağını ve pahalı güvenlik teknolojilerinin yanında belki de onlardan daha öyle öne çıkacak şekilde
çalışan farkındalığın artırılmasının önem verileceğini görüyoruz. Ama yetenek eksikliğinin de siber güvenlik sektöründe artarak devam etmesi bu konuyu biraz daha önemli hale getiriyor. Bulut güvenliği yatırımları ve uzaktan çalışmayla beraber bu tür sorunları çözecek yatırımların, yani uzaktan çalışmaya geçen firmaların siber güvenlik açıklıklarını kapatacak yatırımların artarak devam edeceği görülüyor. Bir diğer konuda artık siber saldırıların neredeyse filizlendiği noktada tespit edilerek önlenmesine yönelik siber istihbarat ürünlerine olan ilginin de artacağını biz değerlendiriyoruz. Gelen raporlarda. Siber güvenliği etkileyen megatrendler bölümünde ise fidye saldırındaki artış biraz daha detaylandırılarak açıklıyoruz. Siber güvenlik alanında teknolojilerin, son teknolojilerin, yapay zeka gibi, hani sonuçta istihbarat denen bir kavram var. Birçok farklı güvenlik aracından gelen, ne bileyim, dark web'de yapılan çalışmaları analiz ederek herhangi bir saldırı çok öncesinde tahmin etmeye çalışan ve aksiyon almaya çalışan teknolojilerin kullanımı gündeme geliyor ve değiştiriyor. Yeni bir sömürü alanı, kripto madenciliği artık siber saldırganların da gündeminde. Eskiden DDoS atakları için kullanılan botlar, kripto madenciliği yazılımlarının kurban sistem sunucularına kurularak burada kripto madenciliği yapıldığını görmeye başlayacağız. Yakın zamanda buna paralel olarak yine kripto teknolojilerinde teknolojilerine veya oradaki bu hizmeti sunan firmalara çok büyük saldırılar olduğunu duyduk. En son 625 milyon dolarlık bir değerinde bir zarar neden olan siber saldırı düzenlendiğinde yine genel haberlerde görüyoruz. Üretilen çok fazla veri üretiyoruz dijital kanalların artmasıyla beraber. Buna yönelik de güvenlik yatırımları, veriyi koruma yönelik güvenlik yatırımlarında bir artış görülüyor. Ve tüm bunlar kapsamında her yerde güçlü olmaya çalışan her yerde güçsüz olur mottosuna yola çıkarak artık siber güvenlik konusundaki risk yaklaşımları, stratejilerin öneminin de artacağını değerlendiriyoruz. Burada alanda göreceğiz. Rapor içeriğini yakın zamanda sizlerle paylaşıyor olacağız. Ben teşekkür ederim. Aksaklık için de özür dilerim. Şeyi altına bırakıyorum. Teşekkür ederim ben de. Öncelikle herkese merhaba. Çok memnun oldum. Teşekkür ederim vakit ayırıp bizleri dinlediğiniz için. Altı ben de Bultistan'da çalışıyorum. İş mükemmelliği isminde bir departmanım var ve sorumluluklarımızın arasında bilgi güvenliği kısmı da var. İşimiz bulut olduğu için aslında sürekli bilgi güvenliği tarafı ile ilgili çok fazla mesaimiz oluyor ve bu konu çok üzerine düştüğümüz bizim de organizasyon olarak bir konu. Sunuma başlarken biraz aslında katılımcı profilinin de hangi seviyede olduğunu bilemediğim için daha teknik ve farkındalığı bu konudaki çalışmaları yüksek arkadaşlardan da özür dileyerek biraz genel bir giriş yapmak istiyorum. Şimdi aslında bilgi güvenliğinden ne anlamalıyızı bir beraber konuşmakta fayda var. Hepimiz ilk aklımıza gelen aslında gizlilik. Verilerime başkaları erişecek mi, verilerimi başkaları görecek mi konusu var. Gizlilik tabii aslında bunun da bir ötesinde sadece şirket dışında birilerine verilerinizin erişmesi değil, gerektiği kadar prensibinin de çalıştırılarak şirket içerisindeki kişilerin de doğru veriye gerektiği kadar erişebilmesini garanti altına almak ve bunu kontrol etmek. Çünkü biliyoruz ki aslında siber güvenlikle ilgili yaşanan bir sürü problem şirket içerisinden kişilerin de hem kendi düşük farkındalıkları hem de aslında kötü niyetleri ya da kötüye kullanma amaçları sonucunda oluşuyor. Onun için gizlilik prensibi mutlaka aslında işin bir bacağı ama tek başına değil. Bütünlük ve erişilebilirlik diye konuşmamız gereken iki konu daha var. Bütünlük kısmına geldiğimiz zaman aslında doğru ve güncel veriye ulaşabilmek önemli. Yani eriştiğimiz veri, hele hele yaptığımız işin içerisinde son kullanıcıya temas eden, son kullanıcının günlük hayatını etkileyebilecek bir hizmetse, doğru ve güncel veriyle çalışmak çok kıymetli. Sağlık verisini düşünün. Güncel bir sağlık verisine erişemeden bir hastaya hizmet verildiğinde yaşanabilecek riskleri değerlendirin. Onun için sadece bütçeyi gizlilik değil, bütünlük de önemli. Ve tabii ki de erişilebilirlik. Gerektiğinde her koşulda ve kimin ne şekilde tanımlandıysa o haliyle
o veriye her zaman erişebilmesi önemli. Bu üç kısım aslında bir araya geldiğinde biz buna bilgi güvenliği diyoruz ve bunların üçünü de düşünmemiz gerekiyor. Geçmiş dönemde bilmiyorum hatırlayan oldu mu? Olur mu? Çok yıllar önce İstanbul'da bir sel felaketi yaşanmıştı. Ve o yaşanan sel felaketinde bir telekom operatörü olumsuz etkilendi. Çünkü aynı sistem odasındaki aynı salonda primary sunucu, ana sunucuyla yedek sunucusu yan yana duyduğu için sel altında ikisi birden gittiğinden tamamen oradaki verinin kaybı söz konusu oldu. Yine geçtiğimiz dönemde bu benim şahsen geçmiş tecrübelerimle yaşadığım konulardan ya da öğrendiğim, bildiğim konulardan diyeyim. Yine satın alma talebi beklediği için storage satın alması, disk satın alması talebi beklediği için yedeklemesi alınamadığından bir başka telekom operatörünün yaklaşık böyle bir haftalık falan bir ücretlendirme verisini kaybetmesi gibi bir senaryo geçmiş dönemde benim de bildiğim bilgi güvenliği vakalarından biri. Gizlilikle ilgili vakaları hepimiz zaten işte yakın zamanlarda birilerinin hacklenip verilerini kaybetmesinden biliyoruz. Ama böyle örnekler de var ve hatta çok yakın zamandan bir bankanın veri bütünlüğünün bozulması sebebiyle yaşadığı sıkıntılar var. Bunların aslında hepsine toplam bir küme olarak bakıp bilgi güvenliğini böyle değerlendirmemiz gerekiyor. Biz de bilgi güvenliğinden aslında böyle bir şey olduğunu anlıyoruz. Bu buluta göç hikayesi, işte migration deniyor, cloud transition deniyor, bir sürü isimle anlayamıyor. Bu buluta göç hikayesinin aslında iki tane şeyi var, farklı başlığı var. Bir tanesi firmaların, kurumların kendi fiziksel sunucularını, kendi sistem odalarında tuttuğu sunuculardaki verileri, sistemleri, uygulamaları, veri tabanlarını buluta taşıması, bulut bilişim ortamına taşıması. Bir diğeri de bir bulut ortamından başka bir bulut ortamına bu verilerin, sistemlerin taşınması. Bu ikinci senaryo neden oluyor? İşte atıyorum regülatif konular oluyor. İşte yurt dışında bir hyperscaler'da duran bir bulutta, bir hyperscaler bulut sağlayıcısında duran bir sistemin finansal anlamdaki dalgalanmalarda olumsuz etkilenmemek için başka bir bulut sunucusuna taşınması gibi konular olabiliyor. Ama aslında iki tip buluta göç senaryosundan bahsediyoruz. Şimdi bu işe başlarken, yani biz bir güç işini yapacağız derken, buluta taşınacağız derken ilk etapta mesai harcanması gereken ve kafa yorulması gereken bir konu var. O da kapsam ne? Biz neyi buluta taşıyoruz? Hangi buralar buluta gidecek? Hangi biçimde taşıyacağız? Ve bunu yaparken de nasıl bir bulut güvenliği ihtiyacımız var? Bunun için de mutlaka bir strateji çalışılması, uzmanlarla bir araya gelinmesi ve bulut güvenliği değerlendirmesi yapılması gerekiyor. Bunu mesai harcamak çok kıymetli. Çünkü bu kapsamı doğru anlamadığımız zaman taşıdığımız verinin, sistemin, uygulamanın, veri tabanının her neyse içerideki ilişkiselliğini, güvenlik ihtiyaçlarını doğru değerlendirmediğimiz zaman bu en yani ciddi anlamda bir şeye acı yaşamaya, işte olumsuzluklara, içerideki kurum çalışanlarının memnuniyetsizliğine gibi bir sürü senaryoya sebep oluyor. Onun için başta biraz mesai harcayıp uzmanlarla birlikte bir bulut güvenliği değerlendirmesi yapılıp ondan sonra da net bir taşıma, bir geçiş stratejisi kurmaya çok ihtiyaç var. Bununla başlamak çok kıymetli. Tabii geçerken de doğru bulut sağlayıcısını seçmek lazım. Ve bu bulut sağlayıcısının gerçekten bu konuda daha önce bu işleri yapmak konusunda deneyimli olması lazım ki siz de o güvenlik risklerini minimum seviyede yaşayarak, minimum risk dansında risklerinizi optimize ederek bu yolculuğu yapabilirsiniz. Ki bence buradaki ilk baştaki stratejinin kurulması aşamasından birlikte bulut sağlayıcısının yanınızda olması, o uzmanların sizi yönlendirmesi lazım. Çokça tecrübe ettiğimiz bir şey, iki farklı şirketin bulut yolculuğu aynı değil. Gerçekten bambaşka yol haritalarıyla yola çıkmaları ve bu yol haritalarının da çok iyi resmedilmiş olması gerekiyor. Dolayısıyla da seçtiğiniz bulut sağlayıcısının da size bu konuda destek vermesi çok kıymetli. Ve tabii ki de planlama. Biz doğru bir strateji kurduk. Biz bulut sağlayıcıyı yanımıza aldık. Sonrasında da bulut sağlayıcıyla birlikte bu geçişi
planlamak gerekiyor. Planlamaktan kastettiğim de şu. On-prem mimaride kurduğunuz, fiziksel klasik mimaride kurduğunuz bir güvenlik altyapınız var. Bunu birebir buluta taşımaya çalışırsanız çok kuvvetli muhtemel başarılı olamayacaksınız. Bulutun bir kere sağladığı ekstra avantajlar var. Bu avantajlara da bakıp bir taraftan da kurduğunuz güvenlik topolojisiyle de çalışanlarınızın da aslında çalışma kalitesini düşürmeyecek buluta geçiyoruz. İşte her şeyi yükleyelim, tamamen çalışılamaz hale getirelim gibi değil de doğru güvenlik topolojisini kurgulayarak hangi lokasyonda kaç kişi var, birden çok lokasyonda çalışılıyor mu, uzaktan çalışma var mı, hangi lokasyondaki personel hangi sisteme erişiyor, nasıl güvenlik katmanları üzerinden erişiyor, bunların hepsini değerlendirip bunları bulutta en ideal senaryoya nasıl taşıyacağımıza dair bir terzi işi güvenlik topolojisi tasarlanmalı. Bunu yaptığımız zaman aslında bir taraftan da büyük bir konfor alanına taşınıyorsunuz. Çünkü fiziksel mimaride, klasik bir on-prem sunucu mimarisinde bu başta bahsettiğim gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlüğün üçünü sağlamak çok zorken buluta taşındığınızda aslında bunlar artık tamamen ya da birçoğu doğru bir topoloji tasarlandığında dert olmaktan çıkıyor. Zaten bulut daha varsayılan seviyede bu hizmetleri, bu yapıyı size sağlayabiliyor hale geliyor. Ama planlama çok kıymetli. Gerçekten doğru planlamayla ve burada da biraz aslında bulut sağlayıcısındaki uzmanları da dinleyerek bu işi yapmak önemli. Evet, bir on-prem mimaride alışık olan güvenlik kurgusu yapısı var ama bulutta bunun fazlası var. Ve bulutta geçerken de bunu daha da arttırmaya da belki gerek yok. Siz burada daha fazla çalışanlarınızı konfor alanından çıkartacak bir güvenlik yapısına geçmemeniz gerekiyor. Hep bu konuştuğumuz gerektiği kadar prensibini de sağlayacak bir güvenlik topolojisi, bir mimarisi sağlamak burada yeterli olabiliyor. Yine geçtiğimiz tecrübelerden biliyoruz ki bu işin olmazsa olması proje yönetimi ve proje yönetiminin içerisinde de müşterinin teknik ekiplerinin de yani buluta geçen firmanın teknik ekiplerinin de bulunması çok önemli. Bu teknik ekiplerle yani müşteriyi de takımın bir parçası yaparak firmanın teknik ekiplerini de bir işin bir parçası yaparak ilerlemek ve planı, proje planını böyle kurgulamak işin daha rahat ilerlemesini sağlıyor. Ve burada biz mesela özellikle bizim tarafta, Bulusina tarafında mutlaka bir sıfırıncı grup çalışması yapıyoruz. Yani o toplam güç taşıma hikayesi başlamadan önce bir sıfırıncı grup seçiyoruz firmayla birlikte. Düşük riskli ama gerçekten toplam kümeyi örneklemi şey yapabilecek, adresleyebilecek bir grup seçip bu sunucuları önce taşıyıp sonra da güvenlik topolojisiyle tasarladığımız bu topolojiyle bu işin doğru şekilde çalışıp çalışmadığını test ediyoruz. Bu testi yaptıktan sonra aslında gerçekten belki de biraz da uyarlamalar, düzenlemeler de bu aşamada devreye giriyor. Tam olarak bir ihtiyacı karşılayacak bir çözüm sağladık mı sağlamadık mı bu sıfırıncı grupta deniyoruz. Sonra sıfırıncı grupta gerçekten biz bu ihtiyacı sağladık ve evet istediğimiz güvenlik seviyesine bulutta da ulaştık dediğimiz noktada diğer taşıma gruplarını taşımaya başlıyoruz. Ama burada şeyi de asla unutmamak gerekiyor. Bir sistemi taşıyoruz ama bu böyle şalteri kapattım, bir gün boyunca hiçbir sisteme erişilemedi, taşıdık falan gibi olması mümkün değil. Çünkü arka tarafta çalışan, yaşayan bir sistem var. Firma bir şeyler üretmeye devam ediyor. O sistemi kullanan kullanıcıları var. Bunların kesintiye uğratılmaması ya da taşıma sırasında onların negatif etkilenmemesini de sağlamayı dikkat etmek çok önemli. Bunu nasıl yapıyoruz aslında? Taşıma grubu dediğimiz bu hangi sunucuları veri tabanını taşıyacaksa bunları da ortaya çıkartmamız ve planı yaparken de gruplamayı buna göre yapmamız gerekiyor. Hangi sunucuyla ilişkideyse bunları belki beraber gruplamak. Risk seviyelerine göre belki taşıma gruplarındaki aynı sunucu ya da aynı şeyi hizmet eden şeyleri belli sunucuları ya da veri tabanlarını belli bir sırayla taşımak gibi doğru bir planlama yapmak gerekiyor ki ne güvenlik açığı oluşsun ne de erişilebilirlik perspektifinden ya da bütünlük perspektifinden bir kayıp yaşanmasın. Sanki normal hayatına devam ediyormuş gibi bir taraftan on-prem mimariden bulut mimarisine tüm sistemler taşınabilsin. Ve tabii ki de felaket
kurtarma ve yedekleme konusu. Bu bence Bulut'un en güzel tarafı. Bulut sizin fiziksel sunucularınızda, sunucu odalarınızda, sistem odalarınızda sağlayamayacağınız imkanları, yedekleme ve felaket kurtarma imkanlarını ya da sağladığınızda da çok yüksek maliyetlere katlanmak zorunda kalacağınız senaryoları Bulut'ta çok kolay yapabiliyorsunuz. Ama bu geçtiğiniz Bulut hizmet sağlayıcısının da aslında sunucuları bir yerde duruyor. Orasının neresi olduğunu sorgulamak ve Bulut hizmet sağlayıcısının o sunucularının durduğu veri merkezlerinin de fiziksel özelliklerini sorgulamak, takip etmek çok önemli. Buralara dikkat etmemiz lazım. Ve tabii ki de fiziksel, düzeltiyorum diye, felaket kurtarma senaryolarında coğrafi yedekliliği de sağlayabilecek bir bulut hizmet sağlayıcısıyla ilerlemek çok daha fazla avantajlı. Biz Bulutistan olarak geçtiğimiz bu çok yakın zaman içerisinde SAP'nin bulut ve altyapı operasyonları sertifikasyonu diye bir sertifikasyon denetiminden geçtik ve başarılı olduk. Yanlış hatırlamıyorsam mesela orada SAP'nin coğrafi yedekleme için kabul ettiği iki verim merkezindeki minimum uzaklık 150 kilometre falan. Yani 150 kilometrenin altında bir yerde yedeklediğiniz zaman coğrafi yedeklilik olarak kabul etmiyor. Bu tarz şeyleri de aslında bir taraftan da geçtiğiniz bulut hizmet sağlayıcısından sorgulamanız ve bulut hizmet sağlayıcısının aslında size bu senaryoyu başta planlama yaparken doğru bir şekilde sunabilmesi önemli. Bunu yaptığınız zaman Allah korusun başımıza gelebilecek herhangi bir hacklenme, saldırı altında olma ya da herhangi bir coğrafi doğal afetten kaynaklanan bir kayıp ya da kesinti söz konusu olduğunda bir saniyeler mertebesinde ya da dakikalar mertebesinde başka bir coğrafi ortamdan bu sistemlerin ayağa kalkıp çalışması ve hizmetine devam etmesi sağlanabilir olmalı. Bunların hepsiyle birlikte tabii ki bir taraftan da asla az önce Gökhan'ın da bahsettiği vazgeçemeyeceğimiz ve sayısı gitgide artan regülasyon ve uyum konuları var. Şimdi çok da çok duyduğumuz işte GDPR için buluta çıkılmaz. İşte yurt dışına buluta veri gönderilmez. KVKK var, bulutta veri saklanamaz gibi. Aslında çok da doğru olmayan, yanlış yorumlanan bir konu var regülasyonlarda. Buradaki bence algı da şeyden kaynaklanıyor. Regülasyonu, regülatif ihtiyaçları tam bilmeme, bir taraftan da geçtiğiniz bulut hizmet sağlayıcısının da bu regülatif ihtiyaçları uyum seviyesinde doğru karşılayıp karşılayamadığına emin olmama. Bunları sorgulamak önemli. Gerçekten Türkiye'de mesela KVKK anlamında hazırlıklarını tamamlamış, Türkiye'deki ülke sınırları içerisindeki veri merkezlerinde verilerini saklayan ve bulut hizmet sağlayıcısına geçtiğinizde doğru güvenlik altyapıları ve güvenlik donanımlarına da hem sistemsel hem süreçsel hem uygulama anlamında hazır olan bir bulut sağlayıcısına geçtiğinizde bunları düşünmek zorunda kalmıyorsunuz ve hatta aslında işiniz de kolaylaşıyor. Çünkü kurumların size geldiğinde sorguladığı ve sizin yapmakla yükümlü olduğunuz bir sürü güvenlik kısmını da aslında siz buluta geçerek bir şekilde üzerinizden atmış ve bunu bulut hizmet sağlayıcısından bekler hale geliyorsunuz. Ama burada hizmet verdiğiniz, yani buluta taşınma, buluta göç etme hikayesinde başlayacak firmalarında, şirketlerinde mutlaka burada hangi regülasyonlardan sorumlu ve bu sektörel olarak sorumlu olduğu regülasyonlarda da hangi bulut sağlayıcısını tercih etmeli ve bu bulut sağlayıcısı bu regülasyonlara uyumlu bir altyapıyı sağlıyor mu, sağlıyor mu? Bunu sorgulamak geçişin aslında güvenlik anlamında kıymetli beklentilerinden biri olmalı demek istiyorum. Benim anlatacaklarım kabaca bu kadar.